Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler rızık bahsi. Rızık nedir? Bize nasıl ulaşıyor rızık? Nedir rızık? Allah Teala buyuruyor Sûre Zâriyat'ta ayet 58'de Bismillah İnnallâhe hüver rezzâku zil kuvveti metin velâm. İnnallâhe hüver rezzâku. Allah-u Teala kesinlikle ancak O'dur rezzak. Rezzak mübalağa vezniyle rızık verici. Allah-u Teala şanı. Dünyada en büyük imtihan rızıkla oluyor. Rızıkla oluyor. Allah-u Teala dilese bizim Mevlam hava ile beslerdi Mevlamız. Fakat imtihanın gereği Mevlam bir imtihan ediyor, rızık ile ediyor. İşte rızık yüzünden yalan oluyor, yalana yemin ediliyor, aldatılma, aldanma, tartışma, kavga, dövüş, her şey oluyor böyle. Neden? Hep bir rızık yüzünden. Yani rızka tevekkül olmadığı için. Olmadığı için. İnşallah konumuz rızık nedir? İnşallah. Mevlamız buyuruyor yine Hud Sûre ayet 6'da Bismillah ve mâ min dâbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuha. Yeryüzünde bir canlı yoktur ki ne kadar canlı varsa onlar hepsinin rızkı ancak Allah'a aittir Celleşanü. Rızkı Allah verecektir. Yani burada Allah-u Teala buna kefil oluyor muhteremler. Allah burada kefil oluyor. Demek ki ne kadar canlı varsa meyve kurdu buna daha iyi bak muhteremler. Ana karnındaki çürük de buna dahil. Uçan kuş da buna dahil. Ne kadar canlı varsa bunların hepsi rızkı Allah-u Teala'ya aittir. O canlıya ait değil rızık. Ve ya'lemü Allah-u Teala biliyor, o takdir ediyor. Müstekarrıha ve müstevdeaha. Ne kadar canlı varsa her canlının müstekarrını, müstekar istikrar yeri. O canlı nerede yaşayacak? Yani burada çok incelik var muhtemelen. Her canlı nerede yaşayacak? Onun istikrar yeri neresi? Denizde mi yaşayacak? Mesela balık türü ama tatlı su balığı var, göl balığı var, deniz balığı var. Denizin de yüzeyinde var, ortasında var, dibinde var, derinliğinde var. Demek ki ne kadar canlı varlık varsa bütün canlı yaşayacağı yer, istikrar yeri Allah'ın takdiri ile. Rızık Allah'a mahsus aittir. Yani Mevla rızkı taksim etmiş. Her tür canlı ne yiyecek? Bak muhtemelenler. Her tür canlı ne yiyecek? Mesela çoban köpeği çobanla gider, bir sürü dobar koyun gider. Koyunlar da bir hayvan benzer aşağı yukarı yani görünümde. Koyunlar yerden ot otarken zavallı köpek karnı açtır yerden ot otlayamaz o. Neden? Bakın Mevlamız ne kadar canlı türü varsa hepsi rızkı da ayrı ayrı taksim etmiş. Etçil hayvan var, otçul hayvanlar var, insanın kanıyla yaşayan parazitler var. Yani mikrobundan, ana rahmindeki insan yavrudan ne kadar canlı varsa hepsi rızkı taksim olmuş. Rızkı ayrı. Bir iki örnek verelim şöyle. Mesela büyük hayvanlar, inek şunlar bunlar, önüne yem konulur, dökülür de yere. Mısır, bu şu, bu dökülür yere. Yere dökülen bu buğdayı, mısırı
yine koyardan almaz. Neye? Onun rızkı ona daha iyi değil. Onu gidip tavuk toplar. Bak. Tavuk gelir, yere dön toplar bu şekilde. Böylece. Hiçbir şey ziyan olmuyor, ayrılıyor. Demek ki ne kadar canlı varsa, nerede yaşayacak? Allah'ın takdiriyle. Ve müstevdeha. Nerede geçici olarak kalacak? Ne kadar kalacak geçici olarak? Yumurtadan çıkan kanatlı olsun, balıklı olsun, yumurta ne kadar zaman kalacak? Mesela tavuk 3 hafta kalacak. İşte daha fazla kalan var, daha az kalan var. Doğum da öyle. İnsan olsun, hayvan türü olsun böylece. Doğum ile olan da o yavru da ne kadar kalacak ana karnında Allah'ın takdiriyle. Küllün, bunların her birisi fi kitab-ı mübin, kitab-ı mübinde yazılmış, ezelde takdir olmuş. Ne yazılmış? Kim derdi yaşayacak? Efendim, ana karında şu kadar kalacak. 9 ay kalan var, 7 ay, 6 ay doğan da var. İnsan olarak ele alalım şimdi. Sonra nerede işte bu kişi? Filan yerde doğar. Orada doğdu. Ondan sonra da duramaz orada bak. Allah bir sebep verecek. Oradan başlaya gidecek. Oradan başlaya gidecek. Kişi nerede doğacak? Nerede ölecek? Nereye gömülecek? Peki rızık nasıl bize ulaşıyor muhterem şimdi? Rızık nasıl ulaşıyor? Mevlamız buyuruyor ve fis semai rızkukum ve ma tu'adun. Ve fis semai rızkukum. Rızkınız gökte. Allah buyuruyor. Rızkınız gökte Mevlam buyuruyor. Ve ma tu'adun ve size vaat olduğunuz cennet o da gökte. Cennet yerde değil cennette. Demek ki rızın asıl menbaı gök. Oradan geliyor. Tabi yalnız gök mü? O da değil. Yine Mevlam buyuruyor. Sebillah. Kul. Men yeriz hükmünesine bel erdi. Mevlam buyuruyor ki kul. Ya Habibim sor. Sizi gökten yerden kim rızıklandırıyor? Gökten yerden size kim rızıklandırıyor? Bu ayet-i kerimede imanın özü var bak muhteremler. Rubiyet var bu ayet-i kerimede. Kur'an okumak başka muhteremler. Anlamını bilmek de başka. Fakat Kur'an'daki İncil'i ilmek o da başka. Tefekkür deniyor buna işte. Tedebbür deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece namaz kılarken bir ayet-i kerime namaz kılıyor peygamber. Tek ayet-i kerime peygamber. Teheccüd kılıyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Fatiha'dan sonra bir ayet-i kerime okuyor peygamberimiz. Ayetinin tabi esrarı peygamber açılıyor. Peygamberimiz o ayeti böyle tefekkürle ağır okuyor. Fakat tekrar dönüyor. Tekrar dönüyor muhterem peygamber. Yani ayetin, bakın okunması başka, anlamı, yani sözlük olarak anlamı başka, içeriği başka, ayetlerin. Şimdi Mevlam burada soruyor bakınız. Yunus Suresi ayet 31'de, Mevlam burada soruyor, kul, ya Muhammed'i Habibim, onlara sor bakayım, bak. Men yerzukuküm. Sizlere kim rızıklandırıyor? Mine semayı ve erdi. Gökten yerden. Kim rızıklandırabilir gökten yerden? Yeri göğü yaratan. Değil mi muhtemelen bak şimdi? Yeri göğü kim yarattıysa rızıklandırır böyle. Yeri göğü yarattık da öyle bırakmıyor ama. Mesela bizler gideriz ya bir yazda bir yere bir küçük bir ev yaparız. Baraka yaparız icabını da. Dönüp bir bırakırız orasını. Gideriz bakarız harap olmuş da icabında. Ama Allah'a değil muhteremler. Mevlam'ın ne yaratıyorsa her şey Allah'ın emrinde tasarrufunda.
Demek ki yerler gökler kimin emrinde? Kimin denetiminde? Kimin tasarrufunda? Peki gökten nasıl rızık geliyor muhteremler? Şimdi rızkın tabi sebeplerinin başta önce güneş geliyor. Güneş bakınız. Isı. Olmadan, ısı olmadan su da olmaz muhterem. Yağmur da yağmaz. Isı olmadan. Evet deniz buharlanacak ama ısınacak. Enerji lazım ona. Enerji lazım ona. Isınacak. Güneş. Peki güneş ısındı. Su denize buhar şeklinde havaya karıştı. Çıktılar. Ne gerekiyor? Rüzgar gerekiyor bak. Rüzgar muhteremler. O bulutların sevki için gerekiyor böylece. Güneşi yaratan bak. Güneş o ısı, ışık, enerjiyi veren, gücü veren. Sonra bir su çevrimi deniyor böyle. Su çevrimi böylece. Aynı su. Aynı su. Buharlanır, gider göklere, gene yağmur yere iner. Ama inişte değişik hüküm değişiyor muhteremler. Şimdi bir tarla, bir bağ, bahçe, bir kuyu suyuyla sulansa başka, akarsuyla sulansa başka, yağmur suyu sulansa başka oluyor işte muhteremler. Özelliği var. Neden? Velhamü şöyle buyuruyor. Ve nezzelna minessemâi mâen mübareken. Kaf suresinde velhamü muhteremler. Venezelna Mevla biri. Venezelna. Şimdi Arapça'da indirdik anlamına geliyor bu. Bir de Arapça'da yine enzelna da vardır. O da indirdik anlamına geliyor. Arada fark var ama. Burada bab değişiyor deniyor buna. Enzelna indirdik gene. Nezelna yine indirdik. Arada fark var. Ne farkı var? Nezelna tefil babından. Tevil babı kesit anlamında. Yani çok çok sürekli devamlı anlamına geliyor bak. Ve nezzelâ minessemâi mâen gökten su indirdik. Tabi yağmur suyu bir defa dökülmeye yere. Zaman geliyor yarım saat sürüyor, iki üç gün sürüyor. Ve sürekli damla damla geliyor. Gökten yağmur su indirdik. Öyle su ki mübareken. Mübareken. Gökten mübarek su indirdik. Nedir mübarek? Bereket içinde var, bereketi içinde. Yani gökten saf su inmiyor. Bak muhteremler. Burada bunun sıfatı bu. Maen mübareken bunun sıfatı bu. Mevla buyuruyor gökten su indirdik. İndirdik ama saf su değil. Öyle su ki sıfatı mübareken. Bereketli. İçinde bereketi olan. Yani suyun içinde başka maddeler de var. Bu anlama geliyor. Peki ne var başka maddeler muhteremler? Havadaki gazlar. Bilhassa azot muhterem. Azot. Nedir azot? Havada 178 azot. Azot. İşte asıl gübre bu muhteremler. Şöyle buyuruyor adam, bilim adamları muhteremler. Eğer diyorlar insan oldu. Azottan yararlanabilse, %78 azot havada, soluyoruz, içimi çekiyoruz ama gerisi geriye boşa gidiyor gene, boşa gidiyor. Eğer biz bu azottan yararlanabilsek, protein ana maddesi azot. Hücrenin temeli protein, insan yeterli buyuruyor bak. Yani insan havada azottan insanın bünyesi, bedene yararlanabilse, azot insan yeterli. Başı istemez. Ama yaralanamıyoruz. Neden? Allah'ın kur düzen bu işte. Onun için muhtemelen. Düzen bu. Yağmurla iniyor. Bilhassa azı cemaatimiz şimşek çaktığı zamanlar şimşek. Azotu parçalıyor bakınız. Azotu parçalıyor böylece. Onu parçalıyor. Sonra yağmur su inerken daha onun dışında diğer gazlar var. Havada çok şeyler havada var. Hatta gök taşları muhtemelen bak, gök taşları. Ülema şöyle buyuruyorlar, hangi yıl diyorlar, gök taşı fazla yağarsa, o sene bereket fazla olur,
fazla yağmur yağar diyorlar ulemalar. Alimler öyle buyuruyor, İslam alimleri. Hangi yıl? Hangi yıl? Göktaşı fazla yağarsa, yağmur daha fazla yağar, belki fazla olur. Bugün bilim de bunu bulmuş bak bu teremler. Yani bilim geliyor geliyor, İslam'ı açıklıyor bilim. Yani bugün bilim, Kur'an'a bir tefsiri oluyor muhtemelen. Bilim bugün. Ne diyor bugün bilimde azı cemaatimiz? Göktaşları biliyoruz, atmosfer çarpıyor, yanma oluyor tabii. Parçalanıyor. Ufacık toz dönüşüm oluyor, ufacık toz haline geliyorlar bunlar böyle. İşte su buharı, çıkan su buharı, göktaşları bu toz halindeki üzerinde yoğunlaşıyor, yerilmesi kolaylaşıyor muhtemelenler. İnerken onu da aşağı indiriyor muhtemelenler. Bakın dünyamıza nereden bereket geliyor bak. Rızık nerede? Devamlı. Kur'an-ı Kerim bunu 1400 sene öncesiyle buyurmuş bak. Kur'an bunu öyle buyurmuş. Yani Allah bunu böyle buyurmuş. 1400 sene önce ne buyurmuş Mevlam? Rızkınız gökte. Nereden geliyor göktaşları? Geliyor göktaşları? Nereden geliyor? Tam bilmiyor gerçi. Acaba başka gezegenler mi geliyor? Nereden geliyor? Hep varsayın bunlar şu anda. Açıklamıyor bunlar. Yalnız dünyanın dışından, dünyamıza göktaşları geliyor muhtemelenler. Atmosfer çarpıyor, parçalanıyor, kısmı yanıyor, dağılıyor bunlar, toz haline geliyorlar. Bakın su buharının üzerine yoğunlaşıyor, yere iniyor. Yani rızkımız başka alemden geliyor bize, başka alemden geliyor. Başka gezegenden rızkımız geliyor muhtemelen bakınız. Gökten rızık geliyor işte. Azot geliyor, başka gazlar, şunlar bunlar geliyor, bu şekilde geliyor. Bak Mevlam buyuruyor, gökten su indirdik, mines semai maen, mübareken bak. Saf su değil, saf su değil, bereketli su. İşte bereket var. Bunun için yağmur yağdı mı, arkadan da güneş çıktı mı, ne kadar mahsulat varsa, sebze ne varsa hemen gelişiyorlar yağmurdan sonra. Yağmur yağmasın, kişi ne kadar sulasa sulasın, evet kuyu suyu. O suda bazı tuzlar, erimiş sular var bu şekilde böyle. Yetersiz ama muhtemelen. Yetersiz bunlar. Bunun için rızık gökte işte. Şimdi azı cemaat Mevla rızkı yaratıyor. Gökten yağmur geliyor. Tabi bu su toprakla birleşiyor. Topraktaki elementler birleşiyor. Onlar da çözümlüyor, eritiyor yani böylece. Bir kökleri bunlar oluyorlar. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Ne gerekiyor? İnsanın açlığını hissetmesi. Midemiz boşaldığı zaman eğer acıktığımızı hissetmesek, hatta bu acıkma hissi bizi zorlamasa, insan yemeğe üşenir. Üşenir. Tabi zaman geliyor, yolcu oluyoruz ama acıkıyor karnımız. Artık dayanamıyorduk, artık sabrımız kalmıyor. Efendim işte mola verdim arabaya, arabamı da çekiyoruz bir yere, bir şey yiyeceğiz. Zaman geliyorsa uyuyamıyor gece, kalkıyor. Neden? Bak mide boşalıyor, bir acıkma oluyor, o acıkma bir rızık almaya zorluyor. Bu nedir? Allah'ın kudreti düzen bak muhtemelen bu. İkincisi, ne gerekiyor? Eğer biz yediğimiz yemeklerden, meyveden, sebzeden, bunları yerken bir tat almasak, yeme üşeniriz yine böyle. Yani zoraki biraz şey yaparız, kusarız, musarız, istemeyene zorla, iştahsız çocuklar gibi. Bizim Mevlam bir ne vermiş? Tat alma duygusu vermektir. Tat alma duygusu vermiş. Bu da yeterli değil. Yine Mevlamız her besine, gıdaya Mevlam bir de tat da vermiş muhtemelen bak. Elmanın, portakalın, muzun, işte şunun bunun onun bir tadı olmasa bir tat alma duygusu var ama yine yetersiz muhtemelen. Mevlam o zaman hepsi ayrı bir tat vermiş Mevlam onlara. Ona hepsine bir ayrı bir tat vermiş. Bizim Mevlam bir de tat alma duygusu vermiş bak. Artı eksi. İkisi birleşiyorlar.
Şimdi kul hangi gıdaları fazla yiyecek? Hangisini az yiyecek? Hangisini de gerektiği zaman seyrek yiyecek? Bak, Allah tanzim etmiş. Allah'ın kurduğu sistem, düzen. Bak. Yani nereden bakarsa bakalım, ilahi kudret. O son kudret çıkıyor karşımıza. Şimdi bakın, bazı gıdalarda tadı güzel, rengi güzel, görüntü güzel, kokusu güzel. Her zaman olması gerekiyor bunun. İşte ekmek, elma gibi, şunun gibi. Bunların demek ki hep alınması gerekiyor böylece. Tadı da güzel, kokusu da güzel, görüntüsü güzel. Bazıları acı oluyor. Mesela bir insan tatlı biberi 5-10 tane yiyorsa, çok acı biberi, ancak küçük biberi insan bakıyor. Onu da az yenecek. Bazıları da kokusu pis. Ağır pis kokusu oluyor. Görünüşü kötü oluyor. Kapkara böyle hiçbir görünüşü olmuyor. Ve biber gibi değil de başka bir acı. Acı hep acı oluyor. Onu da Rabbim yaratmış. O da lazım. Ama onu çok alamayız anlamda. Alamayız. Niçin? O ilaç işte. O ancak gerektiğinde anlayacak. Anlayacak. Ne kadar? Ancak gerektiği kadar bak. Gerektiği kadar alınacak o. Onu Rabbim öyle yaratmış bu şekilde. İnsan elmayı bol bol yiyebilir, doyasıya yer insan elmayı. İnsan buzu şunu mu insan doyasıya yer. Ama ilaca gelince işte bir fincan, bir efendim çay kaşığı, çorba kaşığı veya bir çay bardağı, o da zoraki. Ne zaman? Gerektiği zaman. Gerektiği zaman. Şimdi bir de muhteremler, asıl mesele rızık takdir olmuş. Takdir olmuş rızık. Buna iman gerekiyor şimdi buna. Velamız buyuruyor. Ra suresi ayet 26'da. Bismillah. Allah'ı yebsütü rızka limen yeşâhü ve yakdir. Allah Teala dilediği kulu için, hatta burada kul gelmiyor da limen yeşa geliyor, bakın bakınlar. İncil'e bakın ona da. Allah'ı yebsütür rızka. Allah rızkı bollaştırır, açar, yayar, bollaştırır. Limen yeşa ve dilediği için. Buna tabi hayvan da giriyor buna. Bazı hayvan rızkı da bol olur. Bazı hayvan rızkı bol olur. Ve yaktır, Allah Teala dilediği kulunda kısar, daraltır. Rızık takdir olmuş muhteremler. Peki hanımefendim, işte ben paramı alabilirim. Alamazsın, yiyemezsin. Neden? Bir rahatsızlık. Yok efendim, şu tansiyon var. Tuzlu yasak. Tatlı seviyorsun, çok canın istiyor. İmkanın var, her şeyinde var. Biraz şekerin yüksek ama biraz frenleme gerekiyor bak. Yok kalp var. Efendim ülseri var, şusu var, busu var, var da var, bir şey var. İnsan dünyanın en zengini de olsa, özel aşçıları olsa, özel garson olsa kişinin, özel, hepsi özel olsa, ne yiyecek? Allah'ın takdir ettiği o rızkı yiyecek. Öyle zenginler var mı dünya çapında? Öyle zenginler var, duyacak. Ekmek de yasak, dışarıda. Şeker dönüşüyor tabi bedende. Efendim şu yasak. Öyle zengin biliyorum muhtemelen, öyle zengin biliyorum. Tuzsuz, yağsız pirinç çorbası yiyor bakınız. Tuz yok, yasak. Yağ da yasak, pirinç çorbası. İçine biraz yoğurt koyup sulu, ancak onu yiyebiliyorum. Takdir bakın. Bir muhterem bir kişi sabır, tevbe makamını geçmiş. Şimdi tasavvufta, yani evliyalık yolunda belirli makamlar vardır. Belirli. Biri geçmeden kişi öbürünü atlayamıyor. Öyle makamlar vardır bu tasavvuf evliya yolunda. İşte böyle bir zatın biri muhteremler,
İlk önce bu yolda tevbe makamı gelir. İlk başta. Yani bu velayet yolunda evladık ilk baştan ilk gelen basamak derece nedir? Tevbe makamı. Bir insan tevbe makamına geçmeden, o makama tam yerleşmeden, bir de şöyle vardır, makam vardır, hal vardır. Hal başka, makam başka. Hal herkese gelebilir. İnsan bir yandan fiiz alır, tat alır, öyle bir hal gelir kişiye. Hemen geçer ama. Makam, kişi orada sabit kalır. Bak, bu makamıdır. Makam sabittir, değişmez bu şekilde. Şimdi önce bir kişinin ne yapması gerekiyor? Önce tevbe makamı. Tevbe makamı. Kişi o makama gelen öyle olur ki kendisini sürekli günahkar görür böyle. Hep kendini kurcalar böyle. İçin içini yer. Hayatı boyunca ne yaptı? Ufak bir günah onun gözünden muazzam dağ gibi büyür. Kendi kendini kınar. Buna nefsi levvame deniyor işte. Nefsi levvame. Levvame, levmetme. İnsan kendi kendini kınaması. Aşırı pişmanlık, nedamet. Bu duruma gelen kişi başlarını göremez, hiç göremez. Başlarını, kusurunu göremez. Ona göre, o kişiye göre en kötü kendisi. En kusuru kendisi. Hep kendi kusurunu görür o. Başlarını iyi görür başkalarını. Öyle görür. Bu kişi sürekli bir tövbe eder. Artık bunda bu tevbe hali makama dönüşür. Makama dönüşür böyle. Yani kazayan şöyle, ufak bir günah girsin, kendi kendine yer. Çıldırır sanki böylece. Çıldırır. Nasıl olur bu? Bir örnek verelim maddi buna. Mesela bir kişinin elbiseleri eski. İşi, mesleği gereği öyle giyiniyor. Üstü başlı, yağlı, paslı, şu bu. İş icabı öyle giyiyor. Bu kişi öyle ufak şeyden sakınmaz. Efendim hafif toz geliyor üzerine veya çamuru geliyor üzerine, arabanın su sürüşüyor. Efendim işte mazot geliyor. Buna sakınmaz kişi böylece. Sakınmaz. İşte bir kişi Allah korusun nefsi emmarede ise hiç uyarmamış. Uyarmamış hiç. Namaz kılabilir bakınız. Hacı hoca olabilir. Ama maneviyatta o kişinin gönlü uyanmamışsa o kişi böyle olur işte bence. Hiç böyle güle güle günah işler. Hacı gider. Beş vakit namazda hepsini yapar. Hiç günah sakınılmaz. Yalanı onda, gıybeti onda, şusu bunu gaflet ondur böyle şey. Ama uyanan kişi gönül pınarında uyanma geldi mi, o Allah'a dönüş geldi mi, ahiret onun iki gözü kaş arasında böyle geldi mi, her an böyle ölümü görmeye başladı mı, bu kişi uyanma başlar gönlünde. Uyandı mı, işte önce tevbe makamı, tevbe makamı. Bir insan tertemiz giyindi, evine gelmiş işinden, evinden banyosunu yaptı, tertemiz giyindi, dışarı çıktı. Ufak bir şey üzerine sıçradı mı, bir çamur mamur, nasıl kızar efendice böyle. Yani her yere oturmaz ya, bakar böyle, tozu mu derdi bakar efendice. İşte önce tevbe makamı. Bu makama girmeyen kişi, geçici olarak hal alabilir böyle. Feyiz gelir, şu bu gelebilir, ama aldanmayın bunlara muhtemelen. Bunlar aldanmayın, hal geçer, hemen geçer. Esen yer gibi böyledir. Kişi bunu geçerse, sonra ne geliyor? Sabır makamı geliyor, sabır. Sabır makamı geliyor. Kişide bir yumuşama olur, bir sabır. Kızmama fazla böyle. Tevbeden sonra gelir bu. Kızmama. Efendim işte ben elimde kızı görüyorum. Yok, o zaman elinde olur. Elinde olur muhtemelen der. O gönülde, oh, kişi o hale geldi mi, hele ki o kişi makamına yerleşti mi, o kişi böyle muazzam bir sabır başlar. Öyle sabır başlar kişide böylece. Tabi sabır uzun mesele, sabır meselesi. Şimdi bu anlayacağım kişi, muhtemelen oradan bu konuya girdik. Tevbe makamını geçmiş. Sabır makamını geçmiş. Bunu da geçmiş. Tevekkül haline halleniyor, tevekkül. Yani Allah'a güvenme. Rızık yazılmış, takdir olmuş. Ecel ile rızık insanı ayırmazlar.
Ecel de vakti insanı bulur, rüzgâr insanı bulur. Ve hadis-i şerif muhteremler, hiçbir canlı rızkını bitirmeden ölmez. Bak muhteremler. Hiçbir canlı rızkını bitirmeden ölmez. Şimdi bu kişi tevekkül hali halleniyor bazen. Tabi tevekkül çok tatlı geliyor ona. Yani Allah'a güvenme. Esbabı atıyor bir tarafa, yırtıyor perdeleri, her şeyi aciz görüyor. Zaten tevekkül budur muhteremler. Yani kişi Allah'ı bilecek o anda. Marifetullah deniyor buna. Kişi Allah-u Teala'yı bildikçe Allah'tan başka ne varsa her şey küçülür. Her şey aciz. Kişi bakar ki o zaman ben neyim hiç. Şu bedene karışamıyor muhteremler. Kan dolaşıyor. Bize mi söylüyor kan dolaşırken? Bizim çalışırız, şu kalbi çalıştırır bir şekilde böylece. Yeri göğü yaratan, yönlendiren, ağaçta aciz, esenyelde aciz, deryalara aciz, melekte aciz, her şeyi Allah karşısında aciz. İşte tabii bu hallere gelmiş, bir Allah biliyor, kudret sahibi Mevlamız. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, irade onda. İrade onda. Fakat bakıyor ki bu kişi evinde tevekkül makamına giremiyor evinde ama. Tabi sabah kalkıyor, hanımı esen tabi çay yoktu, hanımı çorba yapıyor. Gel efendim işte buyur çorbayı yaptım diyor. Oturuyor, içiyor çorbayı. Akşam eve geliyor, hanım ne varsa bir şey yapmış yine kendisine filan. Bakıyor giremiyor tevekkül makamına. Karar veriyor bu. Yanına hiç ekmek, su almadan ben bir de şöyle çıkayım bakayım diyor. Şöyle çıkayım bakayım diyor. Evde beni Rabbim beslediği gibi orada Rabbim benim rızkımı verir bana diyor. Çıkıyor şöyle bu. Uzaklaşıyor evinden, şehirden uzaklaşıyor. Tabii insan içinde şeytan var, herkese var ama. Evli de var, şeytan var. Nefis de var. Şimdi tabii bunu şeytan için başlıyor vesile vermeye. Sen deli misin, çıldırdın mı sen? Bak şöyle aç kalırsın, sus kalırsın, ölürsün. Onu bir dinliyor. Bir de Kur'an'a, hadislere bakıyor. Tamam. Peki benim diyor kendi kendisini, ben ecelim gelse, şurada çölde. Azrail beni burada bulur mu? Bulur ya. Allah görüyor mu? Görüyor. Rızık da beni bulur diyor. Devam ediyor gene. Epey gidiyor. Bakıyor, karşıdan bir kervan. Kervan, deve komuğu yani. Tek sıra geliyor deve, gelir develer. Bunlara kervan deniyor. Bakıyor, karşıdan bir kervan geliyor. Deve komuğu geliyor. Şimdi deve komuğu görünce şöyle bir nefsine bakıyor, nefsi seviniyor. Yani bir insanlar geliyor ya, onlara karşı bir yakınlık, ünsiyet, bir bağlantı filan, ah nefsim ah diyor, ah çekiyor böyle. Allah yetmiyor mu sana diyor. Allah yetmiyor mu? Allah ile huzur olmasına yetmiyor mu? Neden insanlar senin hala bağlantın var, senin bağlantın var diyor. Ne yok seviniyorsun onları görünce diyor. Bakıyor olmamış daha. Tevekkül yok da kendisine bakıyor. Bil incelikleri. Nefsim ben sana ceza vereceğim diyor. Şöyle bakıyor uzaktan. Kervanın geliş yolunu tahmin ediyor. Tabi o zaman belli bir yol yok. Çölden geliyor kervan. Kervanın geliş yolunu tahmin ediyor. Kervanın geçtiği yoluna uzaklaşıyor. Kenara çekiliyor. Bir de kum eşeli eşeliyor. Bir siper yapıyor. O da batıyor oraya böyle. Nefsim diyor, sen diyor kervanı görünce, insanları görünce bir ünsiyet, yakınlık, samimiyet, onlara güven gelişine diyor, unutur Allah-u Teala diyor, ben size onları göstermeyeceğim diyor. Gidiyor kenara yatıyor. Kervanda, tabi Allah takdir etmiyor bu terimde. Kervanda o yol, kervan yolu olmadığı halde, kervanda gele gele kıvrıla kıvrıla tam üstüne geliyor. Bu sürtüsü yapmış, gözünü kapamış, gözü kapalı yatıyor. Tabii kervan başındaki kişi duruyor arkadaşlar, yer kaldırıyor. Durun bakalım, ne var? Burada bir insan var ama, bakın ölü mü acaba ne bilmiyor bakalım. İnip bakıyorlar, sıcak da. Nabzı atıyor, nefesini çok hafif alıyor. Yani belli etmemek için böyle. Gözleri kapalı, nefes çok hafif alıyor. Bakıyorlar, hafif bir nefes de alıyor.
Nabız atıyor sıcakta. Herhalde bayılmış. Bayılmış diyorlar. Çölde ilk akla gelen şey susuz kalma. Çölde olduğu için. Zavallı susuz kalmış diyorlar. Bayılmış. Buna hemen su verelim. Biri diyor ki benim diyor devem kabında bal şerbeti var. Onu verelim. Hem daha şifa olur. Koş getir bakalım. Getiriyor. Bu iş ama gözü kapalı. Hafif nefes alıyor. Sırtı yatıyor böylece. Şimdi bir arkasına giriyor. Ülkeni salmış ama. Arkasına giriyor, onu kaldırıyor, bir oturtuyor birisi. Biri ağzı, çenesini açıyor, ağzını açmıyor. Biri çeneden açıyor, öbürü gidiyor kabuğuyla, motorayla ağzına başlıyor şu şey dökmeye. Dökmeye. Tabii dökünce artık içiyor. İçiyor bunları. İçten sonra bir gülüyor şimdi bu. Kendi kendine diyor ki, ey nefsim diyor. Nefsine işte, ey nefsim. Bak gördün mü diyor. Çöldeyim. Ama Allah benim burada olduğumu biliyor, görüyor bak. Bak Mevlamız'ın bana buraya gönderdi diye gülüyor. Şimdi bu gülümseyince kendi kendine kervandakiler zavallı herhalde çıldırmış diyorlar, susuzluktan diyorlar. Sonra tabii bu açıyor gözünü işte, arkadaş oturun bakalım diyor. Bakıyorlar normal, kendine geldi yani. Oturun, oturalım bakalım. Arkadaşlar ben ne bayıldım, ne komayı ne çıldırdım diyor. Durum böyle böyle diyor. Durum böyle böyle diyor. Tevekkül makamına adım atıyorum, o hali halleniyorum ama orada kalamıyorum böyle diyor. Orada kalamıyorum böyle diyor. Bak şu anda diyor, nefsim gene size hoşlanıyor böyle diyor, görünce böyle diyor yani. Yani Allah yeter, bu makama gelmeye çalışıyorum böyle diyor. Şimdi adı cemaatimiz, rızık deyince mal ayrı. Servet ayrı, rızık ayrı. Nedir rızık? İnsanın yiyip hazmettiği, sindirdiği, bedeninde kalan rızık bu. İnsan bazen yer de tekrar kusarsın, midene atarsın böylece. Aniden mide bozulur da aşık ishal hemen dışarı çıkar. Bu da değil muhtemelen. Rızık, kişinin yediği, hazmettiği, sindirip bedeninde kalan rızık bu. Şimdi bir insan bir şey aldı yiyecek. Yiyecek. Elle geçti Mevlam nasip etti yiyecek böyle şey. Bizim Mevlam bir de sindirim sistemi vermiş bak muhteremler. Bir sindirim sistemi vermiş Mevlam böyle. Ağızda başlıyor. Dişlerle başlıyor. Yutaktan geçiyor. Mideye iniyor. İnce başlak iniyor. Böyle bir sindirim sistemi. Bunu kim kurdu muhteremler? Bu sindirim sistemini kim kurdu muhteremler? Bize yeme iştahını, iştahı, isteği, arzuyu kim verdi? Elmayı, portakalı, armudu kim yarattı muhteremler? Güneşi kim yarattı? Hatta güneş yeterli değil muhteremler. Ayın da, yıldız hepsinin etkisi var bakınız. Ayın da etkisi var böylece. Hele özellikle su yürümesinde ay çekiyor bunları muhtemelen bak. İnsan kanı da öyle böyle. İnsan kanı da öyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Muhteremler, kan aldırmak isteyen kişi ayın 17, 19 veya 21'ini alırsın bir Peygamber buyuruyor. İnsan tabi kan alırlarmış. Yani bu alınan pis kandır böyle. Pis kandır ki damarlar rahatlasın. Güzel çalışsın. Sistem güzel çalışması için böylece. Peygamber kanı aldırır da Aleyhisselam Hazretleri. Tabi bunun ehil olması gerekiyor ama. Zarar olur. Bakın Peygamber sayıyor muhteremler. Kim kan aldırmak isterse tabi İslam ayları ama. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade gibi yani. Bu İslam aylarına göre tek olacak bakınız. Ayın 17. 19. veyahut da 21. günleri alırsın bir peygamber bakınlar. Bakın. İnsanın kan dolaşımının da aile bir ilgisi irtibatı var. Ağaçlara sezen ve su yürümesinin irtibatı var muhterem bakın. Hatta bir insan bir sebze ekerken, bir meyve fidanı dikerken eğer bu İslam aylarının, kameri aylarının ilk yenisine dikerse
çabuk canlanır derler. Çabuk canlanır. Bak onun dikmenin de bir şeyi var derler. Eğer ayın sonunda dikerse o çabuk tutmaz o böyle, cansız olur böyle. Çabuk tutmaz o derler. Şimdi ağaç dikme deyince bir aklıma bir konu geldi muhteremler. Gazze'li Sultan Mahmut vardır. Gazze'li Mahmut. Sultan Mahmut. Allah rahmet eylesin. Allah'ın da razı olsun muhteremler. Türk İslam olarak İslam'a büyük hizmeti var. İslam padişahı Türk olarak. Bu Hazreti Gazze'li Mahmut Hazretleri atı ile yanında yaver olan giderken bir yere bakıyor Gazze'li Mahmut. Bir pir fani ihtiyar. Ama çokmuş ihtiyar mı? Pir faniymiş. Oturduğu yerde eline bir keser almış, yere kazıyor, oraya bir ağaç meyvesi fidanı dikecek oraya, fidan yanında. Sultan Mahmud Hazretleri tabi tacip ediyor, şaşıyor Allah Allah. Çok yaşlı, ayakta durmaya gücü yok. Beli bükülmüş, oturduğu yerde bir meyve ağacı dikmeye uğraşıyor, fidan dikecek oraya. Geliyor yanına, selam veriyor, tabi tanıyor Sultan Mahmud'u. Yaşlı ihtiyar. Amca diyor, ne yapıyorsun oraya diye soruyor at üzerinden. Sultanım, işte şu meyve ağacının fidesini mi dikeceğim buraya? Şimdi Sultan Hazretleri şöyle bir ağaca bakıyor, fidana bakıyor. Bir diken yaşlıya bakıyor. Peki amca, bu ağaç tutacak burada, fidan büyüyecek, meyve olacak. Senin bunun meyvesi yemeye acaba diyor, ömrün var mı? Ümidin var mı diyor, bunu dikesin buraya. Şöyle ihtiyar, sultanım, bizden öncekiler ağaç dikmişler, diktiler, dikmişler. Gittiler onlar diye. Ama onlar ağaç meyvesini biz yiyoruz, onlar hayır dua ediyoruz diye. Ben de bunu dikeceğim ki diyor, ben yemesem de diyor, benden sonra gelen geçen bundan yesin, bana onun sevabı gelir inşallah, hayır bana duası bana gelir diye. Sultanım hoşuna gidiyor bu söz. Diyor ki yaverine, buna bir kese altın ver diyor. Gitti bir kese altın verince diyor ki şimdi yaşlı kişi, sultanım bizim ağaç meyvesini verdi bile bak hemen diyor, verdi bile meyvesini diyor. İşte adı cemaatimiz, rızık böyle bir şey, yazılmış, takdir olmuş, insan ne kadar zengin de olsa Allah'ın takdir ettiği rızkını yer. Bazı insan iştahı olmaz. Çürük bile mesela. İşte olmaz. Her şey var ama yiyemiyor bu şekilde. İşte olmaz. Bazı insan iştahı var, parası var, cimri oldu bak şimdi. O da ona, o da bir sebeptir. Alamaz, parasını kıyamaz işte. Hep bunlar bir sebeptir bunlar böylece. Şimdi bize ne kalıyor? Rızkın helalini aramak muhteremler. Bize o kalıyor şimdi. Yani ne olursa olsun değil. Nefis denen şey aslında kan muhtemelen, kan, kandaki duygular. Yediğimiz gıdalar, bunlar nefse takviye oluyor, kuvvet oluyor bunlar bakınız. Nefis dediğimiz, yani kuvve-i şeheviye, şehvet, kuvve-i gazabiye, öfke, kızma, gazap. İhtiraz, kin, onur, benlik gibi, dünya sevgisi gibi çok sıfatları var nefs-i emarenin. İşte nefs-i emarenin kökünün hali nedir? Yediğimiz gıdalar muhteremler, gıdalar. Bunun için peygamberler, evliyalar, onlar hangi türü çok tercih etmişlerse onları yiyelim biz muhteremler. Araştıralım bak muhteremler. Peygamberimiz bilhassa neleri severdi peygamberimiz? Peygamber neleri severdi? En çok ne yedi peygamberimiz? Bunlara dikkat edelim muhteremler. Dikkat edelim bunlara. Helal lokma yemek. Helal lokma yemek. Bir de mutlaka besmele ile. Besmele ile. Hatta eğer daha ekin ekilirken, sebzeler falan da henüz daha tohum halinde yere atılırken, kişi bunları besmele ile yere atarsa, oradan hayır bereket başlamaktır. Besmele ile başlıyor. Tabi eski insanlar bizim daha sağlıklı, eski de biliyorsunuz. Eski insanlar bir yandan çok daha sağlıklı kişiler, sıhhatli kişiler, onların maneviyatı yani çok üstün insanlar. Neden?
Sabah namazını kılıyor. Duasını yapıyor, okuyacağını okuyor, bir dini yapıyor. Ondan sonra biniyor arabasına, zikrullah ile tarlaya bana gidiyor, zikrullah ile gidiyor böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, tarzı gidiyor muhteremler. İniyor tarlasından, kazacaksa sapanını koyuyor, ha bakayım Besmele-i Şerif'i çekiyor, hadi ya Allah Bismillahirrahmanirrahim diye böylece, besmele başlıyor, zikrullah ile muhteremler. Tohumu saçıyor, besmele ile başlıyor, Allah Allah diye, la ilahe Allah diye baş saçmıyor muhteremler. Nakşibendi Hazretleri muhteremler, Nakşibendi Bahattin Hazretleri. Çok büyük yüllah kendisi, çok büyük yüllah kendisi. Bu bir gün bir eve yemeğe davete gitmiş. Davet yemeğe gitmiş. Oturmuşlar, tabi sofra, bezi seriliyor, ortaya sofra getiriliyor. Ortaya büyük tasta çorba konuyor. O yüzden o dönem o şekilde, ortaya çorba tasta konuyor. Toprak tasla, tahta kaşıklar. Efendim ev sahibi, işte buyurun efendim, işte buyurun rica ederim, işte buyurun başlayın efendim. Şöyle çorbaya bakıyor da diyor ki ev sahibine, kusura bakma, ben bunu yemeyeceğim. Neden efendim, işte işte şöyle çorba, böyle çorba. Tamam, çorbadaki maddeleri güzel. Güzel pişmiş de. Yalnız bu çorbayı pişiren kadın, çorbayı pişirirken çok sinirliymiş o anda. Gazaplıymış böyle. Öfkeyle bunu karıştırmış. Ben bunu yesem bu benim maneviyatıma zarar verir diyor. Muhteremler çok önemli böyle bakınız. Çok önemli. Helal olacak. Helaldan sonra da bakın, helaldan sonra da iş öyle olacak böylece. Yani iş daha baştan böyle besmele başladı mı? Tabii biz şu anda ön tarafına karışamayız tabi, ekinarda karışamayız da, hiç olmazsa alırken besmele almak, bakınız. Ekmek mi alıyoruz böyle? Sağ ile olacağız, besmele. Alırken sağ ile besmele alıp eve getirmek. Evdeki hanım da muhteremler, eğer o anda kızgın, can sıkılmış bir şey varsa yapmayacak o anda. Dursun o anda böyle. O anda dursun. Yapmasın o anda. Biraz düzelsin, bir hava alsın, şey yapsın, bir o efkarını alsın. O sinir sistemi yatışsın biraz, otursun. Otursun, ondan sonra ne yapacak? Önce Besmele-i Şerif ile bak. Besmele-i Şerif'e çekecek. Şöyle gayet bir tatlı bir hale böyle, Allah anarak der şahane. İster kısaca, Allah Allah der, kalbinden böyle der. Arada bir demese bile, onu keser, doğrar, yıkar, tencereye koyar. Yine Allah'ın zikriyle böyle onu pişirir. İşte böyle oldu mu, o gıdadan hasıl olan kan, o kan muhteremler, kişiyi hak yoluna yönlendiriyor işte böylece. Yönlendiriyor böylece. Yoksa haram yiyen kişi, haram yiyen kişi, bilhassa bir de gafletle yenen yemek, yemek bak muhteremler. Yemekte bir de gaflet olursa, yemekte gaflet. E şimdi günümüze gelene nasıl oluyor? Efendim televizyon açık tabii. Televizyon açık, içindeki çıplakları açık. Açığın da açığı. Dansı, cazı, şarkısı, şusu, busu efendim, televizyon açık. Oturuyoruz efendim masaya. Gaflet muhterem, gaflet muhterem böyle. Kahve içerisinde yiyoruz. Ondan sonra tabi bizi bu ibadete sıkıyor muhteremler. Sıkıyor. O kan bizi sıkıyor muhterem. Kanımız gönül yani kalp feyiz alamıyor işte, alamıyor, feyiz alamıyor böyle işte. Efendim işte abdestimi dikkatli aldım ben. Aldık ama kan feyiz muhteremler. Namazı fıkı biliyoruz. Kıbleye döndük, el bağladık, subhanı okuduk. Efendim az çok anlamını da biliyoruz. Yatıp kalkıyoruz ama feyiz yok. Feyiz yok. Böyle tatsız, tuzsuz, renksiz, zevksiz. Olmuyor muhteremler. Bir karpuzu kestik. Kavunu kestik. Bak, değil mi? Kavunu kestik. Karpuzu kestik. Bir aldık ağzımıza ki bu yenmez bu. Bu yenmez muhteremler. Ne gerekir değil mi? Rengi de olacak, tadı olacak,
Üzerine kokuyacak, kokacak böylece. Damak da onu hoşlanacak. Onun zevk diye bu şekilde böylece. İbadet işte böyle. İbadet de bu şekilde. Sonra oturunca muhteremler yemeğe mutlaka besmele. Mutlaka besmele şef çekme gerekiyor. Bir gün sahabeden birisi ama bedevi. Ne demek bedevi? Çöl yaşayan kişi. Genelde muhteremler çöl insanı o zamanlar çok kaba olurmuş çöl insanı. Yani iklim insanı etkiliyor bakın. Ahlakı etkiliyor. Bir bedevi Medine'ye gelmiş. Meşrinin kenarında bir şey yiyormuş. Bir şey yiyormuş. Başlarken yeme besmeleyi unutmuş. Sonra aklına gelmiş. Bir sesli besmeleyi çekiyor orada. Peygamberimiz ona baktı. Peygamberimiz gülümsedi. Peygamberimiz ancak gülümser tebessüm ederdi peygamberimizden. Peygamberimiz hiç hayatında kahkahayla gülmemiş peygamberimizden. Peygamber ona baktı. Gülümsedi, tebessüm etti. Tabi sahabeler hep peygamberi izliyorlar be, devamlı. Ne yapıyorsa hikmeti var. Ya Resulallah, neden ona baktın, tebessüm ettin? Yemeğe başlarken besmeleyi çekmemiş o. Onunla beraber şeytanı da yiyordu. Beraberydi, şeytanı yanına yiyordu. O besmeleyi şerifi çekince şeytan hemen gelip çekildi. Bir de şöyle demiş ama Bismillahi evvelü ve ahirehü demiş. Yani ben çekmemiştim. Bismillahi evvelehü ve ahirehü demiş. Ya Rabbi bunun evveline sonuna da besmele katıyorum. Yani eve yediğim lokmalar da besmele dahil olsun. Ve dediği için şimdi ne oluyor? Şeytan çekiliyor ama öncekine de besmele çekmiş oldu. Bu da var şeytan yedikleri işine şeytan birisi bozuluyor. Şeytan gidiyor kenara kusma başlıyor muhtemelen. Onu çıkarıyor bu şekilde böylece. Kusma başlıyor. Şimdi şeytan onunla beraber yemeyince ne oluyor? Onun şeytanı zayıflıyor. Şeytanı zayıflıyor. Bizim şeytanımız çok beşli yapıyor muhteremler. Çok beşli. İki arkadaş varmışlar muhterem. İki arkadaş. İkisi de takva. Salih kişiler, ikisi de salih kişilermiş. İkisi de. İyi insanlarmış. Tabii her şey besmele ile. Eve giriyor besmele şerifi çekiyor. Oturuyor besmele şerifi çekiyor. Su içiyor besmele şerifi çekiyor. Ekmek yiyor besmele şerifi çekiyor. Bunların ikisinin de şeytanı zayıf. Şeytanları zayıf ikisinin de. Şeytanlar yakası ki bunlardan. Aha verirse de kurtulsam diye. Ama bırakamıyor onu. İblis ona reisti. Görevli ama şimdi. Bırakamıyor şimdi bunu. Derken bir gencin biri ölmüş. Tabii halde ölüyor. Şimdi bu ölünce hemen bundaki görevli şeytan iblis. Onların başı. Ona gidiyor. Efendim işte sen beni falan kişiye görevli vermiştin. Onun yanındaydım. O kişi öldü. Nasıl öldü? İşte böyle çok şöyle öldü. Ona bir şey yapamadım ona. Ona bir şey yapamadım ona. Ama şeytan zayıf. Bakıyor iblis çok zayıflanmış. Beli bükülmüş. Halsiz. O halde senin diye bir fasık beni vereyim de biraz beslen bakalım diyor. Savaşta vereyim diyor. Tutuyor bunu şikayet İblis bu sefer görevli olarak bir fasık. Fasık, gafi, günahkar kişi. Ona veriyor. Biraz bir beslen bakalım diye. İsa çeke bakalım biraz diye. Ona geliyor. Hiç besmele yok onda. Haram da onda, alkol de onda, her şey onda. Oo, şeytan rahatlıyor şimdi, çok rahat. Hiç böyle. Yiyor, içiyor, içtiğini ona yaptırıyor. Her şeyi yaptırıyor. Aradan birkaç sene geçmiş. Birkaç sene sonra bu şeytan öbür şeytana buluşuyor. İyi arkadaşlar bunlar. Önce tabii şeytanlar arkadaşı oluyor birbirlerine ikisi beraber olunca. Şimdi bu şeytan öbür şeytana karşılaşıyor. Tabii öbür şeytan çok zayıf, iğne iplik, halsiz, hayattan bezmiş. Öyle zor duruyor. Bu tabii ense yapmış, çok kuvvetli. Şimdi bunu görünce öbürünü tanımıyor. Aa sen kimsin? İşte arkadaş beraberdik ya diyor işte. Ben falan kişiye vazife görevliydim orada. Peki sen ne oldu sana bu şekilde? Sorma diyor. Öyle insan düşüp gidiyor. Bak bak rahatım böyle diyor. Şimdi bakın muhteremler.
Şeytanı biz yenemiyoruz değil mi? Yenemiyoruz işte. Yenemiyoruz. Bir şeye kızdık. Başaramıyoruz. Öfkeyi bir yenemiyoruz muhtemelen. Neden? Arkada şeytan var. Tahrik ediyor. Tahrik ediyor bence. Onu yenemiyoruz. Neden? Şeytanlarımız çok kuvvetli muhteremler. Çok kuvvetli. Bir de bu şu an aşikim inşallah muhteremler. Peki şeytan bizi abi yiyor da nasıl yiyor şeytan da? Mesela üzüm yiyoruz. Tantara yiyor mu üzümleri orada? Ekmek lok lok mu yiyor ekmekleri acaba? Öyle mi yiyor onlar da acaba? Hayır muhtemelen yemiyor. Nasıl yiyor? Şeytan ateşten. Yani ısıdan yaratıldı. Isıdan yaratıldı şeytan yaratıldı. Isıdan. Şeytan havadan daha hafif. Havadan daha şeffaf şeytan muhtemelen. Onun için şeytan şu duvardan karşıya geçer. Toprağın altına girer çıkar. Havaya çıkar şeytan böylece. İçimize girip çıkıyor. Yani bazı ışınlar gibi. İçimize girip çıkabiliyor. Şeytanlar ısıdan yaratıldığı için havadan daha hafif, daha şeffaf ve renksiz. Renkleri yok. Renksiz gazlar gibi. Onun için göremiyoruz onları. Peki nasıl yiyor şeytanlar? İşte gıdanın özünü yiyor mıdır? Yani gıdanın bereketini yiyor, bereketi gidiyor. Bereket nedir bereketi? O gıda içinde bir de gerekli ne gibi maddeler varsa işte, vitamini, proteini, işte neyi varsa şeytan onun özünü alıyor. Nasıl arı çiçeğin özünü alıyor, bal yapıyordan yapıyoruz böylece. Yemiyor arı, yemiyor. İşte bakın muhteremler, şeytan da gıdanın özünü alıyor. Doktora gidiyoruz, işte demir eksik, kansızsın diyor. İşte C vitamini olsan, B vitamini olsan, şu bu noksan. Efendim ben her şeyi yiyorum, yiyorsun ama şeytanın özünü aldı ama ya. Vitamini şeytan alıyor bak muhteremler, alıyor. Ona şeytan yiyor. Biz ne yapıyoruz? Posta yiyor bu şekilde. Ondan sonra kofuz. Bugün gençler bile şey muhteremler günümüzde. İşte azı cemaatimiz. Demek ki özetlemek gerekiyorsa muhteremler, bizi Allah yazmış, takdir etmiş böylece. O bize ulaşacak böylece. Bize ne kalıyor? Helal kazanmaya çalışacağız. Bir de inşallah gafletsiz onu yemeye çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.